Evet kıymetli dostlar 31 Mart 2023 özellikle bazı kulüplerin şiddetle beklediği o gün geldi çattı. Yerel seçimlerin günü geldi. Niye bazı kulüpler hocam siyasi parti diyecekler herhalde. Yok kulüplerin siyasi partiler işinde gücünde adamlar ne yapsınlar doğru dürüst gidiyorlar. Onu alalım bunu yapalım şu olsun bu olsun falan filan diye. Yani adamların derdi bu yani anlatabiliyor muyum? Adamların derdi zaten bu. Seçilmek seçilmiyor. Ama takımlara ne oluyor? O da ayrı bir olay. E ne olacak şampiyon olmak için her şey mübahtır dersen olacağı da bu olur. Fenerbahçe'de hedef Vista diyerek başlayalım. Çok canımız sıkılıyor çünkü. Konulara girelim. Fenerbahçe'nin Brentford forması giyen Joane Vista ile ilgilendiği öne sürüldü. Arkadaşlar bu arka arkaya üçüncü haber. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani bir gün haberi verdiler. Birkaç gün sonra tekrar verdiler. Şimdi benim duyumlarımda böyle bir şey yok açıkçası. Ama hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü gereği. Ben bunu bir okuyayım bakalım. İlgilendiği öne sürdü. Fenerbahçe sezon başında transfer eden edince ilerleyen yaşı. Doğru ya doğru. Şimdi ilerleyen yaşı. Ve Michi Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Arayışlara başladı. Flash bir daha ortaya atıldı. Kongolu golcü İngiliz Fransız basını Fenerbahçe'nin Premier League ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcüyü talip olduğunu yazdı. Afrika Food United'da yer alan habere göre aralarında Salah Cerdin'in de bulduğu birçok büyük kulübün Vista'yı takip ettiği bildirdi. 25 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezon 27 maç 7 gol 2 asist sezon sonunda sözleşmesi bitiyordur herhalde. Yani yoksa e, Fenerbahçe bununla ilgileniyor demek. Hani ben beynimi aldırdım demekler. Hemen hemen aynı şey olur. Şu bir gerçek. aynı sözleşmesinde opsiyon var arkadaşlar. Yani uzatabiliriz. Hocam niye ki de, de burnundan oynuyorsun? Önemli duyumlar verirken genellikle işaret vermeyi seçerim de kaşınıyor işte burnum kaşınıyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Şimdi <laughs> demek istediğim umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hani eee uzatma opsiyonu var. Var olmasına ama hani Nasıl olacak, nasıl edecek, o da ayrı bir durum. 3 milyon euro yıllık ücret var, biraz fazla gibi. Ee, onu söyleyeyim. Ayhan Yavuzer 890 kullanıcı isimli bir abimizin küçük bir yorumunu okuyayım. 57 yaşındayım. Hiç bu kadar aleni ve organize bir kötülüğün hakim olduğu bir dönem yaşamadım. Son 20-25 yıldır bizlere yaşattıkları iftiralar, karalamalar, hakaretler, çalınan şampiyonluklar. Elimizden alınan haklar saymakla bitmez. O yüzden vicdanı olmayanlarda vicdan aramak beyhude bir çaba. Fenerbahçe'li çocukların gözünden süzülen her damla yaş bizlerin bu soysuz düzene ahı olsun. iftiralarında haksızlıklarında boğulsunlar diyor. Ellerinden öperim kıymetli büyüğüm. ben de bu güzel yorumunuzu buraya aldım. Şimdi dediğim gibi Vistan'ın sözleşme bitişi 2026. Hani bu sezon da bitmiyor. Bu sezon bitse yine bir yerde anlarım. Arkadaşlar yani benim duyumlarımda zaten yok ama iki, üçüncü kez görüyorum. Paylaşmak da istedim. Benim duyumlarım da yok arkadaşlar. Böyle bir ihtimal yok. Benim duyumlarım hatta e, baş şuaylı uzatılacağı şeklinde. Sevgili abimizin sözlerinden sonra da Selim Soydan'ın konusuna geçiyorum. Benim çözümüm en şiddetlisi olsun diyor. Şimdi bazen yer yer gelir Selim Soydan'a kızar Fenerbahçe tarafları. Bazen gelir yani işte haklıymış falan der. Ben şunu söyleyeyim. Yani ben şunu özellikle söylüyorum. E, kötü de olabilir iyi de olabilir yorumlar ya da yorumcular ama doğru yorumuna doğru e, eğri yorumuna da eğri demek lazım arkadaşlar eğer bunu konuşursak şimdi e, Selim Soydan'ın açıklamalarda şöyle camianın önde önemli isimlerinden diyor Selim Soydan ve Abdullah Kiyılı e, son gelişmeleri sabahtan Yasemin Yıldırım'a değerlendirmiş şimdi bakın benim tavsiye, benim hani önerim, benim çözümüm en şiddetlisi olsun demek Mustafa Hoca'nınkine doğrular niteliğe doğru gidiyor. Yani Mustafa Hoca'nın hatırlarsanız benim önerimi. Ben hala önerimin arkasındayım. Hocam neydi senin önerin? Ben kanala yeni abone oldum bilmiyorum. Arkadaşlar benim önerim şu. Süper Kupa maçına U19'da falan çıkalım. Başlar başlamaz bizim oyuncular kapat, küt, Galatasaraylı oyuncuların direkt ayaklarına dalsınlar. Direkt aynı anda gerekirse. Kaç kişiyi sakatladın sezonu kapattırdın o kar. Sakatlattıralım. Hükmen 3-0 yenik olalım. Hiç sıkıntı yok. Kalan lig maçlarında gülü oynayan şampiyon olalım. Süper kupayı da Galatasaray'a bırakalım. Tekerlekli şeylerden sandalyelerle, koltuk deneklerle şampiyonluk kutlasınlar. Zaten istedikleri de buydu. Ha illaki Türk hakem vereceklerdir. Hakemle birlikte orta sahada sevinsinler. Hatta bence hakeme de e, çaktırmadan bir şeyler yapılabilir. Çünkü Galatasaraylı oyunculara göre sahadan kaçmaları gerekecekti. Hani koridorlara falan girmeleri gerekecekti. Sahada durdukları için Galatasaraylı oyuncular da suçlu. O yüzden çok rahat bir şekilde benim şeyi yapmak zorundayız. Yani benim bence benimkini yapmalıyız ama neyse. Selim Soydan diyor ki yönetim bu kararı almaya mecbur bırakıldı. TFF Ali Bey'e verdiği sözleri tutmadı. Bak. Ali Bey'e verdiği sözleri tutmadı. Ha, Burada sihirli bir cümle var. Birincisi ben bir kurul kuracağım. Seni şampiyonluktan araştıracağım dedi. Yapmadı. İkincisi hakemler her çarşamba perşembe toplanıyor. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Soyadı da ne kadar manidar değil mi? Ve Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbanoğlu gidip hakemlere eğer yabancı hakem getirirlerse Türk hakemliği biter. Onun için çok dikkat edelim. Bu işler böyle devam etsin diyor. Bu ne demektir? Dediklerimi yapın. Fenerbahçe bunlara cevap vermez. Hamle yapmazsa aleyhine olur diyor. Anladınız mı? Yani bakın eğer Fenerbahçe hamle yaparsa siz ekmeksiz kalırsınız diyor. O yüzden bu düzen böyle devam etsin diyor. Bak ne kadar iğrenç bir şey değil mi arkadaşlar? Çünkü haklı diyor. Haklı olduğun davada hakkını araman lazım Ali Koç. İstediği yetki 2 Nisan'da Ali Koç alır ama nasıl kullanacağı önemli diyor. Fenerbahçe'nin karşısında büyük bir grup var. Bunun ziyanını Fenerbahçe camiası çekiyor. Ve çok büyük haksızlığa uğruyor. Kandırılıyor, yalan söylüyor, hiçbir şey Doğru çıkmıyor sen hala mücadele ediyorsun. Benim çözümüm diyor en şiddetlisi neyse o olsun diyor. Yani Selim Soydan benim çözümümü uygun görüyor. Ya en iyi çözüm benim çözümüm. Bak ciddi söylüyorum size. Hocam edepsizlik, hocam ahlaksızlık falan diyeceksiniz. Değil abi değil. Edepsizlik nedir biliyor musun? Antalya maçında offside'den gol atmak, offside çizgisini daha topaya değmeden çekmektir. Olmayan penaltıyı vermektir. Edepsizlik odur. Ahlaksızlık odur. Bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz Fener hakemler olmasaydı 15-20 puan aşağıda olurdu diye sosyal medyayı pohpohlamaktır. Yüzsüzlük odur. Yüzsüzlük nedir? Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile birlikte Atatürk tepkisinden dolayı çekilip Fenerbahçe Atatürkçü ya ne Atatürk bizim Atatürk'te işimiz yok. Bizim liderimiz başka yerde. falan demek gibi bir şey. Bu utanmazlık, bu yüzsüzlük olmadı. benim önerim mi oluyor? Selim Soydan diyor ki sen büyük bir camiasın. Senin tepkinin şiddeti olması lazım. Gereken neyse o yapılmalı. Bu da Ali Koç olduğu sürece olur. Şimdi Ali Koç olduğu sürece bu tepki olur. Nasıl Ali Koç olduğu sürece olur? Yani Ali Koç kalırsa kimse aday olmayacağını söylüyor. Fenerbahçe'nin eline fırsat geçti. Hem Ali Koç'u kazanabiliriz. Tabii eğer böyle bir karar alınsa bundan sonra da kimse bu işi yürütemez diyor. Seçime girmesi ve devam etmesi gerekir. Hani bu adam Ali Koç beni kulüpten atmak istedi ama haklı olduğu yerde de haklılığını söylerim. Bu konuda haklı diyor bak. Abdullah Kiyalı. Fenerbahçe düşerse ne değişecek? Aynı federasyon, aynı takvim, aynı MYK orada olacak. Düşman lafını ağzımıza almıyoruz. Yönetim kendi içine doğru kararı verecektir diyor. Hani iftarda beraber bir araya geldik. Güzel, olumlu oldu. Yani Ali Koç yaptığı organizasyonlarda herkesi dinliyor. Herkesin fikrini alıyor. Yani biz ağzımıza bile almıyoruz düşmeyi diyor. Soruyorum size Fenerbahçe'nin düşmesi kimin işine yarayacak? Ben söyleyeyim arkadaşlar. 3 Temmuz Fethullah Gülen şike kumpası kimin işine yaradı? Galatasaray'ın işine yaradı. Sanki Galatasaray yaptı bu kumpası. O kadar işine yaradı. Hemen akabinde şampiyonluklar çaldı, aldı, hediye edildi, verildi. Ben direkt kazandığını düşünmüyorum çünkü Hakan Şükür efsaneleri ne diyor? 8'i direkt 14'ü indirekt diyor şampiyonluklar. O zamana kadar zaten 8 şampiyonluğu vardı. İndirekt olanlar demek ki malum kişinin işin içine girmesinden sonra olanlar. Yani malum kişinin işin içine girmesinden sonra olan bütün şampiyonluklar indirektmiş. Hakan Şükür'ün sözü benim değil. O yüzden <laughs> ya yani düşerse kime yarayacak ona bir alt dikte yine aynı federasyon aynı MYK diyor. Hani değişen bir şey olmayacak diyor. Yönetim gerekli tedbir alacaktır. Yönetim kuruluna güveniyor diyor. Ben bu ben bu buna canı gönülden inanıyorum. İki başkanın barışması bence en doğru olacak bu. Karşılıklı bir yerde onları buluşturacağım. Mühim olan zoru başarmak. Sabır lazım. Ben bu konuda çok olumlu düşünüyorum. Sonu güzel olsun demiş. Yani Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir araya getireceğim diyor arkadaşlar. Ben de şunu söyleyeyim. Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya gelirse Aziz Yıldırım'ın söyleyeceği cümleleri ben çok iyi biliyorum. Aziz Yıldırım diyecek ki oğlum bak Galatasaray çok uyanık bir kulüp. Galatasaray'ın hakkı yenildiğinde ya da hakkı yenildiğini düşündüğünde ne yaptı? Hedefe bir ismi aldı. Aldığı isim kim? Gariban. Hani bugün var yarın yok isim. Yani yani mesela sen almak istiyorsan Mehmet Büyükekşi'yi al. Mehmet Büyükekşi'nin anasını avradına da sövsen kimse sana deyip Ali Koç niye küfür ettin demez. Hatta destek bile çıkarlar. Bugün Mehmet Büyükekşi'yi savunanlar bile destek çıkardı. Der lan hakikaten yani ya bu kadar da olmaz de ki ben de Mehmet Büyükekşi'nin FETÖ'nün yetiştirdiği, yerleştirdiği bir eleman olduğunu düşünüyorum de. Çekil der Ali Aziz Yıldırım. Bak ciddi söylüyorum bak. Aziz Yıldırım Ali Koçuk karşısına azın. aynen bunu söyler. De ki bu cümleyi kur de. Suçun hepsini Mehmet Büyükekşi yat. Bırak ne yapıyorsa yapsın de. De ki ben hükümet büyüklerimizden de rica ediyorum. Hükümet büyüklerimiz de FETÖ karşısında en büyük işte yarayı aldılar. Şöyle yaptılar böyle yaptılar. Onları da işin içine kat. Kenara çekil. Se seçim de bitti. Kimse senin cümlelerinden de etkilenmez der benim bildiğim Aziz Yıldırım. O saatten sonra zaten Fenerbahçe'nin yükselişi başlar. Şimdi de o boyutu var. Yani durum bu ama bilmiyorum. Caio Pedro geri dönüyor demiş. Bakın haberlerdeki kalitesizliğe, kalibresizliğe bakın. Gremio'da beklenen performansı gösteremeyen Caio Pedro sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye dönecek. Kim diyor? Yeni takımda hayal kırıklığına sebep olmuş. 12 maçta süre bulmuş. 3 kez gol sevinci yaşamış. 2025'e kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ediyor. Peki Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonuyla gönderdiyse geri dönecek mi? Hocam zorunlu opsiyonla mı gitti? Ben o şekilde gönderdiyse diye soruyorum. Ben soruyorum. Hep mi siz soracaksınız? Bu kez de ben soruyorum. Bir düşünün bakalım. Ha, bendeki duyum 3,5 milyon euroluk zorunlu opsiyonla gitti. Yani bakalım ne olacak. Ama zorunda derken belli bir sayıda maça çıkması halinde o sayıda da çıktı diye biliyorum. Dusan Tadiç'e sürpriz teklif. Bakın Fenerbahçe neyle uğraşıyor? Haberler neyle uğraşıyor? Haberin özüne girdim arkadaşlar. Tadiç'i yetiştiren kulüp Voivodina deneyimli futbolcuya geri dön çağrısında bulunmuş. Tadiç de demiş ki Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı varken ben hiçbir yere gelmem. Beni bu statla bir daha kimse alamaz demiş. Eğer evet, ben almak istiyorsanız ben almak isteyen sinir ses olsun, met ses olsun, Çağlay nasıl olsun bak demiş. Ya geri dön çağrısında bulunmuşlar. Yok anan seni çok özledi. Yok baban seni çok özledi. Gel şöyle olsun, böyle olsun. 46 maçta sahaya çıkmış, 13 gol, 13 asist yapmış Fenerbahçe'de. Bunu eksik söylüyorlar sanki ya. Bilmiyorum da bana eksik gibi geliyor bu sözler. Yani garip. Samandıra'da arkadaşlar bugün kritik bir zirve vardı. Ali Koç, yöneticiler Samandıra'ya gitmişlerdi hep birlikte. Ee, ve Samandıra'ya giden yöneticilerimiz Ali Koç takımdakilerle görüşeceklerdi. Ve takımdakiler yani futbolcular, teknik heyet. Arkadaşlar bunlar çekilmek istemiyorlar. Açık söyleyeyim. Hani sosyal medyada yansımış haberler var mı bilmiyorum. Çok kontrol edemedim. Ee, yani çekilmek istemiyorlar. 2 Nisan'da tamam. Olağanüstü genel kurul var. Ancak ne İsmail Kartal ne futbolcular çekilmek istemiyor. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim diyor. Yani nasıl diyeyim size? Bir umut ya. Onlarınki de bence bir umut. Fakir tesellisi bence. Ama yanlış bir teselli bana kalırsa durum bu arkadaşlar. Ve yabancı hakem mi geliyor? Galatasaray'ın efsanesi, efsane hakemi Deniz Çoban. Üstü Çoban'ın biraderi. Deniz Çoban fanatikte, süperlikte haftanın hakemlerini değerlendirmiş. Son dönemde hakemler o kadar yıprandılar ki bak şimdi. Böyle de deyince şey oluyor böyle hani Yazık ya. Hakemlere de yazık. Bak yıprattılar adamlara. Hiçbiri yani kötü hakem değil. Hiçbiri kötü yönetim sergilemiyor ama yıprattılar. Ah o yıpratanlar var ya bütün suçlu onlar. Yani offside hımsılar, bilmem çimsılar, cımsı cımsılar. Galatasaray'a maç kazandırayım diye soytarımsılar. Hatırlayın o şeyi ya Atilla Karaoğlan. Seni unutmadık merak etme o. Kasımpaşa aleyhine verdiğim penaltı artı kırmızı kart. Ölene kadar onunla hatırlanacaksın. Beşiktaş'ta futbolcu kafa atmasına rağmen ben kafa mafa görmüyorum burada. Ölene kadar bunu hatırlanacaksın merak etme. Sen sistemin belki elemanı olabilirsin. Sen sistem için çalışabilirsin ama merak etme sistem seni bu işin dışına itti. Ve seni hiç kimse unutmayacak. Sen hiç kafanı yorma. Sen kendi kendine öyle bir şey yaptın ki. Diğer hakemler de öyle. Ben anlamıyorum nasıl evlatlarınıza yemek yedirirken bir şey yedirirken al bu helal diye yedirebiliyorsunuz. O da ayrı bir mesele. Garip yani. Neyse. Diyor ki arkadaşlar. Deniz Çoban'ın konuşmalarına geçelim dur. Son dönemde o hakemler o kadar yıprandılar ki önce yumruk yediler ardından yönetimi beğenmeyen takım sağdan çekildi. Yetmedi var diyaloglarını öğrendik. O da yetmedi. Seminerlerde özel alanlarına girdik. Ne konuştuklarını öğrendik. Bak 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 cümlelere bak. Bu şartlarda hiçbir şey eskisine daha iyi olmaz, olamaz. Peki Deniz Çoban ben sana bir soru sorayım. Mesela bugün seçimler var. CHP'nin başında Özgür Özgür Özel var, değil mi? Özgür Özel'in çocukluktan beri ya da belli bir yerden beri AK Parti'nin sempatizan olduğu ortaya çıksa. Özgür Özel'i ne yaparlar? Derler ki arkadaş, sen işte CHP'nin başındasın, seni kovuyoruz derler. Anlaşıldı? Anlaştık. Diyanet İşleri Başkanı ateist olduğunu açıklasa, dese ki ben 15 yıldır ateistim dese, tutarlar mı orada? Orada tutarlar mı? Hocam sen de ateistleri yüklenirsin. Lan oğlum cuk diye o örnek uyuyor işte. Burada mecbur bu örneği kullanmak zorundayım. Tutarlar mı tutmazlar? Peki Deniz Çoban senin Galatasaray stadında kombinen varken seni hakem yapanlar kim? Senin Galatasaray stadında kombinen olduğu halde sana hakemliğini devam ettirenler kim? Halil Umut Galatasaray için arkadaşlığıyla tartışırken onu o hakemlikte tutanlar kim? Yumruk yemiş de falan filan da acı, acıyacakmışız falan filan. Allah bildiği gibi yapsın. O Galatasaraylarına rağmen o hakemliği yapıyorsa asıl utanması gereken kendisi. Nasıl ekmek yedi o işten yıllarca? Deniz Çoban sen koyu fanatik bir Galatasaraylısın. Senden nefret ediyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak. Galatasaray stadında kombinen ya yetmedi görsellerim var Galatasaray stadında. Hadi görselim falan da dersin ki iftira atıyorlar. Biz senden nefret ediyoruz. Çünkü sen işine başka bir şey karıştırmış birisisin. O yüzden seni sevmiyoruz. Açık, net, şeffaf. Ve senin gibi hiçbir hakemi de ne süperlikte ne bir yerde hiçbir yerde istemiyoruz. Neyse şunu hemen bitireyim de çıldırmayayım ya. Futbol kamuoyu hakemlere güvenmiyordu. Bundan sonra böyle hakemler de hiç kimseye ya da hiçbir kuruma güvenemeyecekler demiş. Hakemler niye bir kuruma güvenmek zorundalar ki işini yapsın, hiç kimseye gerek kalmasın. Maçlarda sağlıklı diyaloglar, yardımlaşmalar olmayacak. Eğitimlerde ya da özelde MHK ve TFF ile artık hiçbir şey paylaşmayacaklar. Ne konuştuğumu duyulursa, bu konuştuğum bir yere çekilirse korkusunda olacaklar. Böyle bir ortamda falan filan hangi hakem yöneteceğim bence atıp yönelimi yok demiş. Hakemler eğer bunların Konuşulacağından korksaydı sahada adam gibi maç yönetirdi. Sahada yaptığınız her şey gözüküyor. Hani siz herhalde Faunus'un içinde maç yönetmenizi falan zannediyorsunuz. O kadar mı kafasızsınız siz ya? Siz hakem camiası olarak o kadar mı beyinsizsiniz? Sizin ne yaptığınızı kimse görmüyor mu zannediyorsunuz? Sizin niyetinizi kimse okuyamıyor mu zannediyorsunuz? Futbolculara yaklaşım tarzınızdan. Halil Umut Beyler'in Beşiktaşlı futbolculara yaklaşım tarzından. Kimse anlamıyor mu? Siz çok zekisiniz o zaman ya. Yani siz e, ciddi manada bayağı hakem yani çok zeki hakemlermişsiniz ya. Ben bu kadar zannetmiyordum yani. Max GS falan diyorduk da siz yani bayağı düşükmüş bayağı düşükmüşsünüz seviye. En iyi hakemimizde en tecrübeli hakemimiz arasında bir fark kalmadı. Biz de ondan bahsediyoruz. Hiçbir vasfınız kalmadı. Maçları kim yönetirse yönetsin kamuoyu açısından sonuç hep aynı kaos demiş. Son haftalarda ayakta kalan ve en iki hakem Arda Kardeşler ve Ali Şansalan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına atanmış. Bak 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 bak. Bak nasıl yol yapıyor bak. Bak nasıl yuva yapıyor bak. Bak bak bak. Diğer formda isim ise Zorbay Küçük de Beşiktaş maçında. Bak 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 bak. Bugün koşullarda olabileceklerin en iyisi ama başarılı olmaları sürpriz olur. Bak. Açık açık. Ben size bir şey söyleyeyim. Operasyonu açık açık söylüyor ha. Yani Galatasaray aşı. Bak. Yani konuşmayı okuyunca diyorsunuz ki, hocam Galatasaray aşıkları bile çıldırdı. Yabancı hakemler gelsin Fenerbahçe şampiyon olsun demek istiyor dersiniz. Hatta belki Galatasaray sayfaları Whatsapp'tan aldıkları emirle bu şekilde konuşuyorlardır eminim. Ulan Arda kardeşler bugün cehenneme düşse deseler ki bana 10 TL vereceksin Arda kardeşler cennet cehennemden çıkacak. Derim ki 10 TL değil 100 TL vereyim 2 katı daha yakın. Hatta 1000 TL vereyim 15 katı 20 katı daha yakın. Ali Şansalar'ın Şansalar ne mal olduğunu herkes biliyor. Zorbay Küçük, babası Galatasaray alt yapısında hoca. Malatya'ya giden meşhur tırların o meşhur tırlar var ya onların e, o takımın kaptanı Feyzullah Küçüğü'nü oğlu. Bir de utanmadan diyorsunuz ki formunda bak işareti vermiş aslında. Belki de Deniz Çoban falan demişlerdi ki bak şu maça şunu verelim bu maça bunu verelim. <laughs> Neyse bitireyim. Bu ortamda başarmak kolay değil. <laughs> bu haftanın atamalarından acaba süperlik hakemi hakkında bir fikir oluşturabilir miyim diye baktım. MHK tüm kozlarını sahaya sürmüş, kupa finali için kimseyi rezerve etmemiş görünüyor. Yabancı hakem mi geliyor diye düşünmekten kendimi alamadım diyor. Dediğim gibi bak bu haberi izleyen arkadaşlar diyecekler ki hocam bak adam açık açık ee, diyor ki yabancı hakem gelsin, Fenerbahçe şampiyon olsun. Bak açık açık değil mi? Ben bu haberden bunu anladım arkadaşlar. Ben bu haberden bunu anladım. Ve birçok kişi de bunu anlayacak. Yani neyse. Çok da bir şey söylemek istiyorum ama. Söylemekten de kendimi alıkoymak zorundayım. Allah'ın adaleti elbet tecelli eder. Ama bugün tecelli eder ama başka gün. Ben her zaman şunları düşünmüşümdür. Arkadaşlar küçük hesaplar küçük mahkemelerde yapılır. Hani sınıf arkadaşına kötü söz söyleyen kişiyi öğretmenin uyarması yeterli olur. Sınıf arkadaşına kavga eden kişiyi belki ailesinin, belki okul idaresinin uyarması yeterli olur. Sınıf arkadaşını bıçaklayan kişiyi önce emniyete götürüp sonra mahkemeye götürmek yeterli olur. Okuldaki bütün herkesi katleden kişiyi, arayan kişiyi ne emniyet müdürü paklar, ne sıradan bir mahkeme paklar. Eskiden DGM'ler vardı. Ee, sonrasında değiştirildi. Hani çok daha büyük mahkemeler lazım olur. Mesela uluslararası suç işleyenler, mesela geçenlerde o Rusya'da istenmeyen bir olay gerçekleşti. Bir konser salonunu falan baslar. Hani Rus mahkemeleri bile yetersiz kalır. Çok farklı şeylerde. E, mahkemelerde yadır, yargılanması lazım. Hani biz elhamdülillah Allah'a inanan insanlarız. Müslüman insanlarız. Bizim ahiret inancımız var. Eninde sonunda herkesin birbirine hesap vereceği inancımız var. Kul hakkı diye bir şeye inanıyoruz. sizler inanmasanız da sıkıntı değil bizim için. Bakalım mahkemeniz nasıl olacak. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hakkını yemek isteyenin inşallah kursağında kalır. Eli uzanamaz. İnşallah yeme düşüncesine bile kapılamazlar. İnşallah hakemler başınıza öyle bir iş gelir ki bak ve et dua etmiyorum dua ediyorum. Allah başınıza öyle bir iş versin ki öyle bir bela versin ki sadece maçlara adaletli yönetmek için çıkın. Hepinize söylüyorum. En iyinizden küçüğünüze çoluğunuzdan çocuğunuza kimin başına ne geliyorsa gelsin. Allah öyle bir bela versin ki sadece maçlara adaletli yönetin. Ben burada bela derken arkadaşlar kastettiğim şey mesela desinler ki arkadaş eğer bir tarafın hakkını yersen seni cezaevine atacağız. Misal. Ya da çocuğuna işte beddua edecek. Başına bir şey gelecek. Şöyle böyle. Ciddi söylüyorum. Artık neyse. Allah size öyle bir bela versin ki adalet belası versin başınıza. Öyle bir adalet belası versin. Maçlara çıktığınızda deyin ki ulan kim hak ediyorsa o. Gördüğümü çalacağım. Görmediğimde de var destek verecek. O da gördüğünü. Allah'tan size bela talebim bu. Şimdi burada birçok arkadaşım muhtemelen ortalığı karıştırmak için diyecekler ki bela etme. Ramazan günündeyiz. Döner dolar şır, kendine döner. O arkadaşların ayeti kerime istiyorum. Hangi surenin hangi ayetinde geç, geçiyorsa. Önce onu istiyorum. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beddua edip etmediğini kanıtlamalarını, araştırmalarını istiyorum. Benim peygamberim beddua ettiyse niye etmiş, sonucu ne olmuş onu istiyorum. Kendine dönüp dolaşmış mı onu istiyorum. Artı beddua ile ilgili ayet hadis istiyorum o arkadaşlardan. Yani en ufak bir burada serzenişte, çemkirmede bulunacak bütün arkadaşlar da peşinden söylüyorum. Ayrıca ben ve et dua etmiyorum. Ben dua ediyorum. Allah herkese helal kazandırsın. Hiç kimse çoluğuna çocuğuna haram yediremesin. Bir hakem bile çoluğuna çocuğuna haram lokma yediremesin. Allah canını alsın da yine de yediremesin. Ben Müslüman kardeşim için dua ediyorum ya. Dua ediyorum. Allah bizim bütün hakemlere, hakimlere hepsine adalet versin. Hepsi adaletle hükmetsin. Vefat ettiklerinde, sorguya çekildiklerinde arkadaş kanun buydu, kural buydu. Ben de bunu uyguladım. Bitti. Ne kişisel egomu tatmin ettim, ne ki takımımı savundum, ne akrabamı, ne hemşerimi, ne partilimi savundum desinler. Hepsi cennete gitsin. Ben dua ediyorum İslam'ı, hani Müslüman kardeşlerim için. Siz beddua mı ediyorsunuz? O sizin bileceğiniz iş. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar.